Doçent Doktor Burak Küntay'la konuşmaya devam ediyoruz. Cohen'den başlayalım isterseniz. Önce iyi çalışırım dedi. Sonra baktı Trump biraz tehlikeli dedi. Böyle bir uyarı yaptı. Bunun bir gerçekliği var mıdır? Bir de bu Chris Christie ile ilgili çok tartışılan konulardan biri. Ivana Trump'ın işte kocasının hakkında dava açmış olması falan. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı? Şimdi aslında buradaki en önemli hadiselerden biri. İsterseniz önce şu geçiş dönemi dediğimiz transition team. Şimdi bu çok gündemde olan bir yer. Bu nedir? Ve ondan başlayalım. Bir başkan seçilir. Seçildiği tarih nedir? Kasım ayının işte geçtiğimiz 2 hafta önceki o meşhur 8 Kasım tarihi. 8 Kasım'dan yemin edeceği Ocak ayına kadar sürede biz başkanın, seçilmiş başkanı president elect deriz. Seçilmiş başkan. Bu sürede 3 ay boyunca gezip eğlenmiyor tabii ki başkan. Ne yapıyor? Yavaş yavaş hele hem parti hem de isim değişikliğiyse mesela eğer Bill Clinton'dan sonra Al Gore başkan olsaydı daha sakin bir geçiş olurdu. Çünkü zaten sürece, komutanlara, işte bürokrasiye hakim, başkan yardımcılığı yapmış biri ya da Reagan'dan sonra Bush'un, baba Bush'un aldığı gibi. Fakat şimdi Trump birçok açıdan hem Obama'dan siyasi olarak zıt, hem Obama'dan parti olarak farklı partide, hem de Cumhuriyetçi Parti'nin de normal beklentilerinin dışında kalan bir aday. Dolayısıyla Trump'ın geçiş süreci biraz daha farklı, biraz daha değişik, biraz daha yoğun olmasını bekliyorduk. Bu dönemde seçilen başkan seçilir seçilmez ekibiyle, kampanya ekibiyle bir toplantı yapar. Ve der ki geçiş sürecini yönetecek bir kadro oluşturuyoruz. Bunu da hatırlıyoruz, Trump daha ilk gün itibariyle Pence'e bu hadiseyi vermişti. Pence tabii Indiana valisi, siyasette olan biri, bir de muhafazakar Kanada çok daha hitap eden bir isim. Pence içinde Chris Christie'nin oldu. Hatta şöyle enteresan da bir söz geçti. Hani Türkiye'de ve dünyada birçok kimse diyor ki ya Trump'ın kazanacağı nasıl bilinemedi? Nasıl kaçtı bu hadise gözden diye. Trump'ın kendisinin bir açıklaması söylendi ki bu açıklamayı ben önemli buluyorum. Çünkü o açıklamadan sonra biraz ilişkilerde koptu bence. Chris Christie'nin ekibinden biri, üst düzey yöneticisi. Bu basına sızdırma olarak da alabiliriz bunu. Şöyle bir açıklama yapıyor. Chris Christie'ye Trump'ın geldiği ve Süper Salı'dan sonra muhtemelen ben daha fazla devam edemem. Süper Salı'dan sonra aday, yani ön seçimden bahsediyoruz. Aday olamam, o yüzden seni destekleyeceğim diye Trump'ın Christie'ye kendisinin senin arkandayım dediği söylenir. Hani diyoruz ya nasıl Trump'ın seçileceği bilinemedi. Kendisi bile dönüp böyle bir iddiada bulunuyor Chris Christie'ye. Şimdi bu haber çıkmasından önce sonra Chris Christie hadisesinin patlaması, yani biraz magazine kaçıyoruz belki ama bence Ivanka Trump hadisesinin daha da ötesinde bir kere böyle söylemler önemlidir, bu bir. Ama çok da aslında şu an bahsettiğimiz mevzu, mesela Elliot Cohen dedik. Tamam, önemli bir isim ama bir Paul Wolfowitz değil. O neokon kadro için konuşuyorum. Bir Bill Kristol değil. Bir Doug Fite değil. Bir şimdi mesela adı geçmeye başladı. Zalmay Halitzat. Bir Zalmay Halitzat değil. Bir gerçi artık çok yaşını başına aldı ama Cheney, hatta rahatsız da değil. Bir şey Rumsfeld değil. Dolayısıyla Colin Powell, gerçi onu sayamayız. Condoleezza Rice değil. Dolayısıyla herhalde ben bunu çok açık söylüyorum. Burada bazı pozisyonlar var. Trump'ın seçileceğini de doğal olarak Cumhuriyetçi Parti beklemiyordu. Peki bir şey soracağım. Şimdi geçişe geri gelecek olursak bunu ne zaman tamamlayacak ve 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra bu kabineyi yeniden değiştirebilir mi? Bununla oynayabilir mi? Şu an bir kere bir kabine yok ortada. Önce bir kere bunun bir adını koyalım. Mesela diyoruz ya Priebus'u Chief of Staff'a atacak. Bu şu demek. Ben Priebus'u Chief of Staff olarak değerlendireceğim diyor. Oraya onu koyuyor. Yani koyuyor derken kafasında bir yere koyuyor. Ben Dışişleri Bakanı ya da... kafasında koyuyorken bunları niye açıklama ihtiyacı duyuyorlar? Amerikan sisteminde böyle bir şey mi var? Yani ben bunu düşünüyorum ama 20 Ocak'tan sonra da vazgeçebilirim. Çünkü şunu unutmayalım. Değerli izleyicilerimiz, yine hatırlatma bilgisi olsun. Trump şu an başkan değil. Trump şu an hiçbir şekilde başkan değil. Trump Aralık'ta başkan olacak. Çünkü seçilmiş olan elektoral seçiciler, ikinci seçmen diyoruz ya biz burada. Onlar Aralık'ta oyunu verecek. Trump resmen o zaman president elect olacak. Ocak'ta yemin edip göreve oturacak. Şimdi bir kere siz istediğiniz kadar, mesela misal Rudolf Giuliani'nin adı geçiyor Dışişleri Bakanlığı için. Rudy Giuliani'yi istediğiniz kadar bugün Dışişleri Bakanı bu olacak deyin. Olmaz. Kongre onaylamadan olmaz. Hatta ilginç bir bilgi vereyim. Peki kongre onaylamadan olmaz. Şimdi hem kongrede hem temsilciler meclisinde Cumhuriyetçiler büyük oranda var. Dolayısıyla şimdi Cumhuriyetçiler içinde de işte bu neokonlarla tartışma oluyor. Böyle bir kilitlenme beklemeli miyiz? Çünkü Trump'ın adaylığı sürecinde bile biz Cumhuriyetçilerin Trump'a karşı çıktığını gördük. Ne dersiniz? Yani burada bir zorlarlar mı Trump'ı? Eski başkan George Bush'un kendisi ben Trump'a oy vermeyeceğim dedi. Başkan adayı John McCain Arizona'da Trump'ın aleyhine çalıştı. Evet, aynen. Şimdi yine iki bilgilendirme yapalım. Bir, Türkiye'de milletvekili seçilen kimseler aynı zamanda genel başkan, parti, bizde daha yapı sert dedik ya. Bu yapıdan dolayı mecliste kolay kolay iktidar partisi olmaya hak kazanmış, çoğunluğu bulmuş bir partinin güven oyu almaması mümkün mü? Değil. Değil. Amerika'da böyle değil. Amerika'da tek tek oylamaya gidiyor kabine üyeleri. Çok da ilginç bir örnek vereyim. Bu birçok kişi belki hatırındadır, belki unutmuştur. Barack Obama iktidara gelirken 2008'de en çok neye vurarak geldi? George Bush'un Irak politikasına, savunma politikasına. Yerden yere vurdu ve bununla çok oy topladı. İktidara geldi. En çok eleştirdiği şey savunma politikası. Savunma Bakanı olarak kimi hatırladı? Bir şöyle atadı. Geçmişe dönelim. Bush'un savunma bakanını atadı. Yani Bush'un görevden ayrılırken son savunma bakanı olan Robert Gates'i atadı. Neden? Şundan. Ondan sonrasını da söyleyeyim, daha rahat anlayacağız şimdi. Cumhuriyetçi Parti senatörü Chuck Hagel atadı. Doğru. Şimdi kongrede bizdeki gibi Cumhuriyetçi, Demokrat, aynı partili diye bir konsept yok. Donald Trump oraya atacağı kimsenin kongredeki bırakın Demokratları, Cumhuriyetçilerin içinde bile makul karşılanabilir, genel makul çoğunluğu temsil edebilir isimler olması lazım. Eğer bir taraftan marjinal bir isim, Dışişleri Bakanlığı misal veriyorum, atayacaksanız Savunma Bakanlığı'nda öbür tarafın istediğini yaparsınız. Anladım. Yani tam dengeleri, bir konsensus kurmanız lazım. O yüzden şu an hani atandı, transition team falan diyoruz ya, bunlar hep geçişteki fikir algısı. Belki de biraz nabız yok. Rudolf Giuliani'yi ben atadım dedi ve reddoldu. Ne olacak? Göreceğiz. Dışişleri Bakanlığı'na bir bakalım. Merakla beklenen çünkü konulardan biri de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna kimin teslim edeceği. Son günlerde eski başkan